8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Anka Kuşu Yayınevi sayfa 108 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 108 Cevapları Anka Yayınevi. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz. Isao Mualat Furkasani cevap, 1. Furkan iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelir. 2. Hazreti Peygamber'in, siyabı, sözlerine, davranışlarına ve sahabilerinin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına sünnet denir. 3. Tevhid inancına bağlı kalarak sadece Allah, C.C., emrettiği için ona sevgi, saygı ve tazim göstermek amacıyla Allah'ın, C.C., rızasını kazanmak için yapılan bütün iyi, güzel iş ve davranışlar ibadet olarak adlandırılır. 4. İslam dininin ibadetler. E. ilgili hükümlerinin dışında kalan ve insanların birbirleriyle veya bireyin toplumla yahut da toplumların birbirleriyle olan hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşeri ilişkilerini düzenleyen bölümüne muamelat denir. 5. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici olaylara kıssa denir. Ç. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini aşağıdaki şemaya yazınız. Cevap, Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri. Kur'an-ı Kerim kötülüklerden sakındırır. İyiye ve güzele yönlendirir. Açıklar ve aydınlatır. Doğru yolu gösterir. Son ilahi kitaptır. Tüm insanlara yönelik ilahi mesajlar içerir. 8. Sınıf Anka Yayınevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 108 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.